Evet, el muharrike tut turbiniyetu. Türbünlü e, motorlar. Muharrik hareket ettirici demek. Hareket ettiren e, işte motoru Arap böyle e, Arapçalaştırmış. Evet, el muharrike tut turbiniyetu. Türbünlü motorlar. Ne demek bilmiyorum da. İnnet Ha işte onlardan evet. İnne turbine ibaretun an aceletin tudaru bi kuvveti mayi ev buhari ev gazi. Evet. Su ya da buhar veya hut gaz gücüyle çevrilen efendim döndürülen bir tekerlekten ibarettir. Ya da bir tekerlek demektir. Türbün. Türbün su ya da buhar veyahut gaz gücüyle döndürülen e, bir tekerlekten ibarettir. Ya da bir tekerlek demektir. Fettetevalledu an delke bundan yani bu bu güçle döndürülmesinden tettevalledu taqatım ikeniki yetun mekanik bir enerji doğar, oluşur. Şimdi vallede üretti, doğurdu, tevellede de ee, efendim, ee, doğdu, oluştu anlamını veriyor. Ve turbinatu min absatil aletil leti ibtekerehel insanu ve ekvahe. Türbünler insanın icat ettiği en basit ve en güçlü aletlerdendir. Yüksel hocam görüyor musun akva kelimesi absataya ta buradan up, buraya atfediliyor. Şimdi buradaki aletin e, sıfatı var ama burada akva'nın sıfatı yok mesela. Evet, en basit Evet, atıf grubunda atfedileni efendim önce onu sonra bunu tercüme ediyoruz. Velem تعد فوائد استعمال المحرك التوربيني مقصورة على الطائرات بل شملت أيضا السفن وقطارات الركاب بالسريعة. سريعة افهم انا بو قطار صفاته تزنكي نيكسرالالمطر شنكي بو منصوب ومولدات الكهربائي في ناقلات الزيت العملاقة. ve ajeset el pahri fil manatgıl mazmûrte, ila ghrizalik min min el Bu tek bir cümle. Evet. Mekle sınırlı kalmamış. Aynı zamanda, evet. Burada da önemli olan kalıp bu. Efendim, olumsuz bir yapı, maksureten alayla. Sonra da bel gelmiş. Buralarda bir yerde. Gereklika ya da eydan getiriledebilirdi. Getirmek zorunda değil. Ve getirmemiş. Nerede? Aa gelmiş hocam. Evet. Yani getiriledebilirdi, getirilmiş. <laughs> Bu eydanı buraya da koyabilir, en sonra da koyabilirdi. Ee, efendim. Türbünlü motorun kullanımının faydaları Artık, artık anlamını nereden veriyorum? <laughs> lem Yahut'tan veriyorum, evet. Artık <laughs> e, Ade de, evet. E, türbünlü motorun <laughs> he, Ade, Ade, e, Lem Ade, pardon Lem Yahut artık nokta nokta değil anlamını veriyoruz. Maksureten ale Ta'irati. Türbünlü motorun kullanımının faydaları artık sadece uçaklarla sınırlı değil. Aynı zamanda <laughs> Ha şimdi anladım. Efendim gemileri, hızlı yolcu trenlerini e, ve devasa. Işte ha ha evet. Elektrik üreticiler demek, jeneratör evet. De, devasa petrol tankerlerindeki e, jeneratörleri ve sulak bölgelerdeki e, kazı araçlarını en e, Evet aletlerini de kapsamıştır e, Efendim Evet Evet ve benzeri Efendim e, birçok kullanımları Evet Evet. Şimdi jeneratör ne demek? Elektrik üretici demek. Elektrik üreten demek. Peki hocam sondaj e, aletleri dedin mesela cihazları dedin. Sondaj ne demek? Kazmak demek. E, A, Arap bunu bu şekilde ifade etmiş. Yani ec evet ecizete sondaj dememiş mesela. El hafır demiş. Evet. 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 Peki şu cümlenin anlamını biliyoruz biz. LEM YAUD YETEKELLEMU LEM YAUD YETEKELLEMU Artık konuşmuyor. Evet. Artık konuşmuyor. Az önce cümlede geçti ya. Artık nokta nokta ile sınırlı değil. YETEKELLEMU YETEKELLEMU <laughs> ومع اتساع نطاق استعمال التوربين الغازي في المحركات الثقيلة بدأ هذا التوربين يشك طريقه إلى محركات الشاحنات والحافلات بعدما ثبتت فائدته الاقتصادية وبعد أن تبين Ennette dağhamete muharrikatit dizel asbahat La tüleymü seyyaratin nakli Leti tahtecü ile tağetin ekbara Buraya kadar tek bir cümle Bede fiili Hedet turbin faili Yeşukkule başlayan ifade de bu bedenin haberi Burada bede başladı demek Bu türbün Bu türbün Bu türbün, Ga yani gazlı türbünün ağır motorlarda alanlarının genişlemesiyle birlikte bu türbün, evet, gazlı türbünün ağır motorlarda kullanım alanının genişlemesiyle birlikte bu türbün, ha? Yani yani bu türbün hani türbinlerde türlü türlü ya su türbünü, gazlı türbün. Yani şu gazlı türbün. Evet, evet. Burada cümle içerisinde geçince Evet, buna hal diyebiliriz. Yani diyebiliriz. Mea genellikle hal olarak geliyor da. Efendim. Evet. Peki burada bu türbünle kastettiğinin gazlı türbün olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü cümlede öncesinde söylüyor. Başka, şey Başka bir şey yok ki evet. Bede yeşukku tarikavu ile muharrikati şahinat ve hafilati. Şahinat kamyon, hafilat otobüs. Kamyon ve otobüs motorlarına giden yolu yarmaya başladı. Yani burada gerçekten yarmıyor. Artık normal evet, evet. Yani o yola girdi diyelim. Kamyon ve otobüs mu efendim motorlarına giden yoluna yola girdi. Yakında şu, kamyon ve otobüs motorlarında da türbün bu türbünlü gazlı türbünü göreceğiz onu anlıyor şkka yeşık yarmak demek açmak demek yani Başladı. Evet, başladı. evet giden yolunu açmaya başladı vade Mersebet et Evet ekonomik faydası ortaya çıktıktan sonra yine bir tane atıflı var nokta nokta şu anlaşıldıktan sonra dizel motorlarının iriliği iriliği artık artık daha büyük daha büyük enerjiye ihtiyaç duyan taşım araçlarına uygun o olmaz hale geldi geldiği anlaşılınca anlaşıldıktan sonra yani böyle bir tercüme edelim sonra cümleye baştan başlayacağız zaten. Evet şimdi başlayabiliriz diye düşünüyorum. Gazlı türbünün ağır motorlarda kullanım alanının genişlemesiyle birlikte bu türbün bu türbün ekonomik faydası kesinleştikten ve dizel motorlarının e, iriliği iriliğinin iriliğinin yani büyüklüğünün daha büyük bir enerjiye ihtiyaç duyan taşım araçlarına uymaz hale geldiği ortaya çıktıktan sonra kamyon ve otobüs e, motorlarına giden yolunu açmaya başladı. Bilmiyorum anlaşılır oldu mu? Evet. Bir <laughs> Merten evet. seniye gazlı türbünün ağır motorlarda kullanım alanlarının alanının genişlemesiyle birlikte bu türbün ekonomik faydası kesinleştikten ve dizel motorlarının iri büyüklüğünün daha büyük bir enerjiye ihtiyaç duyan taşım araçlarına uygun olmaz hale geldiği geldiği geldi, anlaşıldıktan sonra kesinleştikten sonra, belirginleştikten sonra kamyon ve otobüs motorlarına giden yolu açmaya başladı. Yani şu şu an demek ki kamyon ve otobüs motorları gazlı türbin değil. Değil. Ama artık evet o o yola girmiş. Evet. Fel muharrik turbiniyyu ellezî tebliğü kuvvetuhu erba'i 400 erba'amiyeti hisanin Evet. Gücü 400 beygire ulaşan türbünlü motor yakıllı vezduhu motor on ağırlığı yakıllı bir miktarı tonnin en muharriki dizel. Dizel motorundan bir ton daha hafif, daha az. Ve yeşgalu nısfel hayy e, ve yeşgalu nısfel hayyiz el lezi yahtelluhu muharriku dizel. Ve dizel motorunun kapladığı e, y, alanın yarısını işgal ediyor. Evet. Evet, evet dizel motoruna. Bir ton daha hafif ve onun yarısı kadar yer kaplıyor. 400 beygir gücünde, bak burada ne diyor? Gücü 400 beygir olan diyor. Biz hani 400 beygir gücünde diyoruz ya. Arapta gücü 400 beygir e, diyor. Ne? <laughs> <laughs> o zaman biraz duralım. Şimdi. Yok. E, ne kadar e, daha az, ne kadar daha fazla ifadesinin başına bi geliyor. Burada da onu görebiliyoruz. Ona dikkatinizi çekmek istedim. İşte burada bile geliyor. Yani ne kadar e, miktar az ya da çok, önce ya da sonra gibi ifadelerin başına bi getirelim yani. Extermino bir kesir. Mesela ondan çok daha fazla demek. Evet başına bir geliyor. Efendim.